Gündüz tuvalet eğitimi bittikten sonra aileler geceleri de çocukların temiz kalacağını düşünürler. Ama gece işemeleri bazen 5 yaşına kadar uzayabilir. Bunun dışında 5 yaşından sonra da gece işemeleri devam edebilir. Böyle durumlarda gündüz çişini tutabildiğini düşündükleri çocuğun gece yapmaları aileyi çok kızdırabilir. Bu durumda da öfke ve çaresizlik duyabilirler. Oysa gece işemelerinin nedenlerini ve nasıl çözümleyeceklerini bilmeleri hem çocukla ilişkilerini kolaylaştıracak hem de bu sorunun çözülmesini sağlayacaktır. Gece işemesi fizyolojik bir neden olmadan haftanın en az 2 günü olan gece alta idrar kaçırma olayıdır. Genellikle 5 yaşına kadar sorun olarak kabul edilmez ama 5 yaşından sonra devam ediyorsa o zaman sorun olarak ele alınabilir. Çocuk büyüdükçe gece işemeleriyle ilişkili sorunlar artar. Çocuğun yaşı büyüdükçe utanma duygusuyla birlikte aile de eğer kızıyorsa başka psikiyatrik sorunların da bu duruma eklenmesi olasıdır. Ayrıca çocuğun yaşı büyüdükçe kampa gitmek, gece başka bir yerde yatıya kalmak gibi durumlar ayrı bir endişe kaynağı olarak karşımıza çıkar. Aileler ne kadar öfkelenseler, kızsalar da aslında gece işemelerinin bir genetik yatkınlığı vardır. Eğer anne babalar kendi yakınlarına ya da kendilerinin geçmişlerine bakarlarsa aile içinde gece işemesi belli bir döneme kadar sürmüş birey bulma olasıdır. Yine erişkinlik dönemine doğru artan bazı hormonlarla ilişkili sorunlar gece işemelerine neden olabilirler. Tuvalet eğitimi verilirken yapılan yanlışlar, zorlamalar gece işemelerine neden olabilir. Ayrıca gece işemeleri olan çocukların genellikle uykuları ağırdır. Anne babalar onları uyandırarak tuvalete götürmeye çalıştıklarında bile kendilerini tam olarak uyanmış hissetmezler, gözleri kapalı olarak tuvalete giderler. Dolayısıyla da uykuları ağır olduğu için çişlerini yaptıklarını fark etmezler. Gece işemelerinin gece temizlendikten sonra yeniden başlamasına ise aile içindeki sorunlar, anne baba ayrılığı, boşanma, yeni kardeş doğumu ya da okulda yaşanan bazı sorunlar gibi etkenler gözlenebilir. O zaman bu etkenleri çözümlemek tekrardan başlayan sekonder dediğimiz gece işemelerinin geçmesini sağlayabilir. Gece işemeleri aileler için sorun kaynağıdır. Çünkü her gün temizlik yapmak, yeniden çamaşır yıkamak, onları ütülemek, bütün bunlar aileyi kızdırabilir. Bu kızgınlık nedeniyle de çocuğa söylenebilirler ve çocuğun bunu istemli olarak yaptığını, isterse durdurabileceğini düşünebilirler. Bu durumda aileler kendileri bazı çözüm yolları ararlar. Bazen kızma, bazen korkutma, bazen de ödül verme yöntemleriyle sorundan kurtulmaya çalışırlar. Bu sorunu çevreden gizleme çabası, sünnet yaptırma gibi son çare görülen çarelerin de işe yaramaması, ailelerin öfkeden umutsuzluğa, çaresizliğe dönmesine neden olabilir. Bazı aileler ise bu durumu hiç umursamazlar ve çocuğun belli bir yaşa gelince gece işemelerinin duracağını düşünürler. Her iki durumda da problem gittikçe artar. Bu sorunun çözümü için ilk adım bu sorunu çözmek üzere bir doktora başvurmaktır. Eğer fizyolojik bir neden yoksa ki bunu saptamak için çeşitli tahliller ve muayeneler yapılır. Yapılacak şey genellikle bir davranışçı terapi yöntemi denemektir. Çocuğun gece işemelerini işaretlemesini sağlamak, negatifler, pozitifler ya da güneşli havalar çizdirmek. Sonra buna göre çocuğa küçük, maddi değeri olmayan, aferinle başlayan ödüller vermek. Ama en önemlisi gece yatmaya gitmeden önce bir miktar sıvı kısıtlaması yapmak. En az 2 saat önceden sıvı besinlerin alınmasını kısıtlamak ve tuvalete giderek mesanenin tamamen boşalması sağlanarak yatağa gitmesini sağlamak çözüm olabilir. Eğer bunlarla çözüm olmazsa o zaman gece işemelerini engellemek için bazı durumlarda ilaç kullanılabilmektedir. Özellikle de çocuğun yatılı okula gitmesi, kampa gitmesi ya da gece başka bir yerde yatılı kalması gerektiği durumlarda, acil çözüm gerektiren durumlarda tedavi sistemi ona göre belirlenebilir. Yine gece işemelerinin çözümünde gece alarmlar kurulabilir ve özel hazırlanmış gece işemeler için hazırlanmış bazı alarm yöntemleri davranışçı yöntemlerle birlikte uygulanabilir. İlaç kullanılması gerektiğinde mutlaka bir çocuk psikiyatrisinin denetiminde ilaç kullanımı yapılması şarttır. Gece işemeleri kadar yani enürezis kadar enkoprezis de yani gün kaka kaçırmada aileler için sorun haline gelebilir. Tuvalet eğitimi yapılmış olmasına rağmen çocuğun hala kakasını altına kaçırıyor olması aile için endişe verici, çocuk için de rahatsız edicidir.
4 yaşın üzerindeki çocukların kakalarını üstlerine ya da uygun olmayan yerlerine yapmaları enkopreziz adı verilir. Bazen kaka kontrolü hiç sağlanmaz. Dolayısıyla çocuk bebekliğinden itibaren kakasını üstüne ya da uygun olmayan yerlere yapmaya devam eder. Bazen de kaka kontrolü sağlandıktan bir süre sonra tekrar kontrol kaybetme şeklinde görülebilir. Enkoprezis yeterli tuvalet eğitimi verilmemesi ya da aşırı inatlaşma nedeniyle olabilir. Eğer fiziksel bir sorun yoksa, yani çocuğun bağırsaklarını kontrol edebilmesi için önemli olan fiziksel sorun bulunamamışsa, bütün yapılan araştırmalar sonucunda bir fiziksel hastalık saptanamamışsa, o zaman diğer nedenlere bakmak gerekir. Çocuklar kakalarını bazen canları kaka yaparken acıdıkları için tutabilirler. Acıdığı için tutulan kaka bir süre sonra sertleşecek. Dolayısıyla da yaparken çocuğun acı duyma duygusu daha da artacaktır. Ancak bir süre sonra bağırsaklar dolduğunda çocuk artık kakayı kontrol edemeyip kendiliğinden kaçırma şeklinde enkoprezis görülebilir. Kabızlık enkoprezisin en önemli nedenlerinden bir tanesidir. Kabız olan çocuk kakasını yapmakta zorlanacak, zorlandıkça da kakanın daha sert ve daha yapılamaz hale gelmesine neden olacaktır. Bu durumda tamamen kakasını altına yapmak şeklinde enkoprezis görülmeyebilir. Küçük küçük kaka parçaları kaçırmak ya da kilodunun kirlenmesi de enkoprezis başlığı altında incelenmesi gereken bir sorundur. Kabızlık ve diğer bağırsak hastalıkları enkoprezisin organik sorunuyken bazen de çocuklar kaka yapmaya oyunda daldıkları için geciktirme ya da inatlaştıkları için kakalarını tutma şeklinde de enkoprezise neden olabilirler. Özellikle yaş büyüdükçe enkoprezis nedeniyle, koku nedeniyle çocuklarda utanma, toplumdan kaçma, iç çamaşırlarını uygun olmayan yerlere saklama, aileden gizleme gibi davranışlar ve bunlara yeni psikiyatrik sorunların eklenmesi sık görülebilen problemlerdir. Çözüm için kabızlığın ve varsa fizyolojik nedenlerin mutlaka giderilmesi gerekir. Çünkü enkoprezis inatlaşma, oyuna dalma, kakayı tutmak ya da kabızlık gibi nedenlerle başlasa bile bir süre sonra organik bir sorun haline gelecek ve bağırsak sisteminin bozulmasına, ameliyata kadar sürebilecek bir sürecin başlamasına neden olacaktır. Bu tür sorunlar varsa mutlaka fizyolojik olarak çözümlenmesi gerekir. Ama onun dışında çocuğun tuvalet düzenini yeniden kurmak, kakasını yumuşatacak şekilde beslenmesini sağlamak ya da bu konuda dışarıdan destek vermek, belli aralıklarla tuvalete gitmesini ve oturmasını ve orada bir süre beklemesini sağlamak tedavi için önemli adımlardır. Kakasını kaçıran çocuklar devamlı olarak bu konuyu konuşmak istemezler. Onlar bu konuda utanma gibi duygular yaşayacaklarından rahatsız olurlar. Sürekli olarak bu konuyu gündemde tutmak enkoprezis tedavisini olumlu etkilemez. Bu nedenle bu konuyu gündemde tutmamak ama yapılacakları da düzgün bir şekilde yapmak sorunun çözümü için yardımcı olacaktır.